toplandığı cemaate devam eder. Ve en fazla da İslam alimleri bunun üzerinde duruyorlar. Müslümanların toplanmış olduğu şu cemaatlerde büyük bereket vardır, fazilet vardır diye dostlar. Cemaatten ayrılmada da meşakkat vardır. Cemaatten ayrılmada da meşakkatin de ötesinde külfet vardır. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şerefinde kim diyor cemaatten bir karış ayrılırsa, uzaklaşırsa onun ölümü Ebu Cehil ölümü gibi aynıdır. Görüyorsunuz değil mi tehdit ne kadar? Kim İslam cemaatinden, İslam'ın, Müslümanların toplandığı cemaatten bir karış uzaklaşır, gözünü onlara eğerse eğer onun ölümü cahiliye ölümüyle aynıdır. Kafir muhafaza ve o zaman cemaati katılmaya gayret edeceğiz değerli dostlar. Birçok kişi, birçok abimiz, birçok babamız yaşında insanlar veya kardeşlerimiz var. Namaz kıldıklarını biliyoruz. Namazlarını aksatmamaya gayret ettiklerini de biliyoruz. Ama eksikleri cemaatten uzak kalmaları. Bu büyük bir eksikliktir. Müslümanların toplanmış oldukları cemaate devam edin. Allah Resulü'nün ifadesi. Zira burada Müslümanların yapmış oldukları duaların her biri birbiri için faydalıdır buyuruyor. Belki senin duan kabul olmaz ama yanı başındaki mümin kardeşinin duası seni de içine alacak şekilde kabul olur. Bu şekilde toplum ıslah olur. Bu şekilde kalpler mutmain olur. Bu şekilde gönüller teslim olur. Onun için cemaatten uzaklaşmayı kendimize ceza gerektirir. Cemaatinden kalabilmeyi, cemaate devam edebilmeyi de kendimize nimet vereceğiz. Cemaate devam edebiliyorsak büyük nimet vereceğiz. Rabbim cemaatten, cemiyetten ayırmasın inşallah. Sözlerimizi toplarken Mevlam gününüzü hayırlı bereketli eylesin. Hiçbirimizi hidayetten ve doğru yoldan ayırmasın.